Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT 1 ekranlarına sizler, stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız ve kıymetli öğrencilerimiz sizler stüdyomuza ve tabii ki kıymetlilerimiz, hocalarımız hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Efendim Ebu Ümame radıyallahu anh rivayeti bu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam gelir ve başlar anlatmaya. Der ki ey Allah'ın Resulü, falanca oğullarıyla bir hisse alışverişi yaptım. Öyle bir kâr ettim ki şöyle kârlı oldu, böyle kârlı oldu diye anlatmaya başlayınca Efendimiz onu dinledi ve şöyle söyledi o kişiye. Dedi ki sana bundan daha kârlı ve daha kazançlı bir şeyden haber vereyim mi? Deyince adam şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü, bundan daha kazançlı bir şey mi var diye sorduğunda Efendimiz de ona dedi ki Kur'an'dan 10 ayet öğrenen kişinin kazancı senin kazancından daha fazla bir kazançtır buyurdu. Bunun üzerine rivayet edilir ki o adam gidip hemen Kur'an'dan 10 ayet ezberledi. Dostlar rahmet günlerindeyiz. Her günü bir fırsat bilelim. Sayılı günler tez geçer malumunuz. Bolca Kur'an okuyalım. Bilmeyen kardeşlerimize de tavsiyemiz olmuş olsun. Kur'an'dan ayetler öğrenelim, ezberleyelim inşallah. Temennisi ve duasıyla. Efendim bugün akşam stüdyomuz harika bir renge büründü. Çok kıymetli talebelerimiz buradalar. Kıpkırmızı ne kadar güzel görünüyorsunuz maşallah. Kimlermiş? Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencileri burada. Hoş geldiniz, şahanesiniz. Ve yine Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve hocaları burada. Yeni Mahalle Keçiören Müftülüğü'nden hocalarımız buradalar. Çiçekli Merkez Kur'an Kursu'ndan hocalarımız ve Kur'an Kursu talebelerimiz buradalar. Ve yine Hüdaverdi Kur'an Kursu'ndan hocalarımız ve hafızlarımız buradalar. Tekraren hoş sefa getirdiniz. Evet dostlar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ لَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ بإذنه ما يشاء. Ve bu akşam ben ha güzel oldu tamam buradan yürüyecek bize daha güzellikler gösterecek derken çektiniz kendinizi geri döndünüz olmaz. Yani bu kadar mı güzel işlenir bu kadar mı efendim sık bir şekilde insana hatırlatılır onun için. Lamlara baskı yapma. Bismillah. Orada böyle bir şey yok. Hiçbir beklentimiz yok sizden. Ama onlar üstadım beklentilerini alıyorlar. Her aşrın sonunda bulunmaz derdime çare yaralıyam, yaralıyam, Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız huzurlarınıza Hafız Enes Garp Aslan geliyor. Hafız Enes Garp Aslan. Evet hocam.
Aslan gibisin maşallah. Batının aslanı demek değil mi? Evet hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hocam. Elhamdülillah hocam. Sizlere sorması size nasılsınız? Sizler de iyi. Sizi de çok iyi gördük. Tanıyabilir miyiz? Ben Kastamonu Taşköprü doğumluyum. Kastamonu'da İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Kastamonu merkezde görev yapmaktayım. Görevimiz hala devam ediyoruz elhamdülillah. Ne güzel maşallah. Ne zaman hafız oldunuz? 2018 yılında... Yani kaç yaşına tekabül ediyor o yani? 20 yaşımda. 20 yaşınızda. Evet. Alkışlarız bunu. Yani yaş ilerledikçe hafız olma azmiyle, hafızlığa başlayıp da bitirenlere muhabbetimiz çok yüksek. Bu arada tabii ki çocuklarımızın da hafız olması çok kıymetli ve önemli ama onların zihinleri daha berrak ve parlak oldukları için o yaşlarda hıfzı daha kolay oluyor. Ama böyle 20, 25, 35, 45, 50 yaşlarında hafız olanları görünce de çok mutlu oluyoruz açıkçası. Tebrik ederiz sizi bu arada. Teşekkür ederim. Garp aslan nereden gelmekte? İlk defa duyuyorum bu arada. Siz duymuş muydunuz hocam? Duymadım yok. Üstadım. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de sadece bizim ailede var. Ciddi mi? Evet. Nüfus kayıtlarında başka yok Garp aslan. Allah çok enteresanmış. Ama telaffuz zor oluyordur. Bazen yanlış yazılıyor. Her resmi dairede kodlama yapmak zorunda kalıyoruz. Mecbur kalıyorsunuz. Evet. Peki hazır mısınız? Hazırım. Alalım Zirahli efendim buyurun. Hafız Enes Garp aslan Enfal suresi 1 ila 6. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما
lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiratun ve rizqun kerim. Kema ahrajaka rabbuka min وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله العظيم. Enes kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız. Kendisi için puan istirham ediyoruz sizlerden. Söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz ve ilk değerlendirme için sözü Doktor Mehmet Ali Sarar hocam size bırakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Mustafa Cihat kardeşim. Sizin ifadenizle de anlıyoruz ki burası hocasıyla, talebesiyle, okuyanıyla, dinleyeniyle bir Kur'an dünyası halinde. Elhamdülillah. Maşallah. Ve bizleri temsilen de Hafız Enes bir tilavette bulundu. Güzel okudular. Sesi güzel, daha da güzelleşecek. Tabii tilavet hem ilim hem de sanat. Evet. İlim tarafı işte bilgiler var. Lafızlarda meddir, kasırdır, vakıftır, vasıldır. Onları uyguluyor. Aynı zamanda bir ses diye bir şey var. Onun da kuralları var. Onu da uyguluyor. Ve uygulamaları da tatbikat oluyor. Evet. Hem ilim hem tatbikat oluyor. Bu büyük bir başarı. Maşallah. Ve büyük bir merhale. Bunu biz pek fark edemiyoruz ama işte bu yaşa kadar elde edilmiş bir sonuç. Ben kendisini tebrik ediyorum. Eyvallah. Biraz yüksek başladılar ama bitirdiği sesten başlasa çok daha rahat edecekti. Kompozisyon biraz eksik oldu. Ama çok genç, ilerleyecek, yapacak ve kendisinden çok güzel tilavetler bekleyeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Tebrik çok, ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Tilaveti gerçekleştiren Enes kardeşimi de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geçmişine rahmet olsun inşallah. Yine yeni bir akşam, yeni bir dünya, hocamın ifadesiyle yeni bir güzelliklerle, yeni güzelliklerle yine izleyicilerimizin karşısındayız. Ben izleyicilerimizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gecemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Amin. İnşallah. Mustafa Cihat hocam, Kur'an-ı Kerim gerçekten başından sonuna kadar bu infak etmeyi işliyor.
Yani bu kadar mı güzel işlenir, bu kadar mı efendim sık bir şekilde insana hatırlatılır? Onun için infak etme çok önemli bir şey. Burada Kur'an'ın bize öğrettiği ahlak şudur. Yani bir insanı istettirmeden vermek. İstettirmemek, onu o duruma düşürmemek. Sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakında da bunu çok güzel görüyoruz. Eğer müsaade ederseniz çok küçük bir hikaye arz edeyim. Şimdi bir bilge bir insan, alim bir insan bir gün bir emire varmış, emir. Almışlar, kabul etmişler sarayına. Demiş ki emirle görüşmesinde, efendim demiş, benim bir düşmanım var. Medreseye gidiyorum, yolumu kesiyor. Çarşıya, pazara iniyorum, yolumu kesiyor. Tarlaya gidiyorum, yolumu kesiyor. Dağa çıkıyorum, yaylaya gidiyorum, yolumu... Her nereye gitsem bana aman vermiyor, eman vermiyor. İllallah ettim, emirim demiş. Ne olur lütfen bana yardım edin demiş. Emir hayretler içerisinde dinlemiş, demiş ki hocam ne demek? Söyleyin bakayım kim bu düşman demiş. Kim sizi bu kadar böyle size nefes aldırtmayan, bu zalim? Kim deyince, efendim demiş, fakru zaruret. Emir'in çok hoşuna gitmiş bu tavır. Ona verdikçe vermiş. Onu güzel de bir ziyafet çekmiş. Giderken tam hoca ayrılmış. Gidiyor giderken hocam diye seslenmiş arkasından. Geri çevirmiş onu. Buyurun efendim demiş. Demiş ki hocam bu zalim size bundan sonra dokunamaz gibi geliyor bana ama eğer yine yolunuzu keserse haberimiz olsun. Evet, harika, çok incelikli. Allah razı olsun. Verenlerden, infak edenlerden Rabbim razı olsun inşallah. Amin inşallah. Gün bugün, dem bu dem, ne olur infak edelim muhtaç kardeşlerimize Mustafa Hocam. Teşekkür İyi. Ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam, çok sağ olun. Halil Necipoğlu Hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de değerli izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlarken yine bir muazzam günü yaşadık. Oruçlu geçti günümüz. Zinetlendi gönlümüz. İmar ettik ruhumuzdaki bütün o güzellikleri yeniden keşfettik. Allah sevabına nail eylesin. Amin. Ben sözlerime değerli büyüklerimden izin alarak başlamak istiyorum tekrar. Müsaadenizle efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Enes Hocam, sizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İlim ve sanat buyurdular değerli büyüğümüz. Sanatın da kendi içinde bir ilmi vardır. O noktada sizin evvela dinlemek suretiyle bu yolculuğunuzu yani kendi yapıp ettiklerinizle güzelleştirmeniz lazım. Kalbinizi, gönlünüzü, ruhunuzu bezemişsiniz ama yine buyurdukları gibi orada namelerin tamam olması açısından yani yarım kalmış gibi hissediyorum. Yapılandırmanızda fayda var. Mesela hep söylediğimiz yani yeri geldiği vakit söylediğimiz biliyorsunuz zemin, meyan ve karar diye bir kompozisyondan söz ederiz. Buralarda taşırmadan birbirine dengeyi bozmadan yapılandırmak lazım. Bir bölümde siz sürekli yukarıki seslerden ve düz seslerden seyrettiniz ama mesela hatırladığım kadarıyla estağfirullah kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Orada ne yaptınız? Bir Hüseyin'i gösterdiniz. Ben ha güzel oldu. Tamam buradan yürüyecek. Bize daha güzellikler gösterecek derken çektiniz kendinizi. Geri döndünüz. Olmaz. Geri dönmeyeceksiniz. Tam da Hüseyin'in bize verdiği o güzel anları, o rehaveti, o kalbimizi sekinete eriştiren güzellikleri bizden esirgediniz. Yapmayın bunu. Ama sesinizin tadı, rengi, tınısı unutulmayacak bir şeyde, durumda. Bir de sanırım bugünün tavrı veyahut icra biçimi itibarıyla dinlediğiniz, takip ettiğiniz, etkilendiğiniz kişi ya da kişiler var. Güzel. O da iyi. Dostum, iyi ki varsınız. Eyvallah. Hoş verdiniz safamıza. Geldiniz. Bizi de safa ettiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Hafız Enes için puan vaktidir. Ve İlk puan için de sözü
Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam, size bırakalım. Ben Enes evladımıza başarılar dileyerek, çok daha güzel tilavetler okumasını dileyerek 94 veriyorum. 94 puan. Teşekkür ederim. Enes Hocam, rahat bir moda geçelim ya. Lütfen. Sen bizim için çok özelsin gerçekten. Şöyle daha rahat. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Sağ ol canım benim, Allah razı olsun. Sizin iffetiniz, ahlakınız o zaten ayrı. Onu şeklen göstermenize gerek yok. Çok teşekkür ediyorum tekrar tilavetiniz için. Ve bu güzel tilavet için ben sizlere... ...97 puan veriyorum. 97 puan. Ve Halil Necmoğlu Hocam. Evet, güçlü bir potansiyel. Eminim, kesin, net kararım. Ama bu potansiyelinizi açığa çıkartmanız lazım. Size bu anlamda ferahlık versin, rahatlatsın, kendinizi iyi hissedin. Daha aşkla, şevkle sarılın diye mevzuya 98 veriyorum. 98 puan. Harika. Efendim, böylelikle Hafız Enes Garpaslan hocalarımdan toplamda 289 puan almış oluyor. Kendilerini tebrik ediyor ve uğurluyoruz. Derler ya, bazı insanlar iyilik için yaratılmış. Öyle bir havası var. Senin önünde yıllar var. Böyle bir fark var aramızda. Değişelim mi? Değişelim mi dedi de. Tamam, değişmeyin de hocam. Benim bir duam var sizinle ilgili. Diyorum ki, ya Rabbi, beni Mehmet Ali Sarı Hoca gibi yap. Güzele güzel derim, güzel benim olmasa da. Kıvamında bir puan. 100. 100. 100 tam puan. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Hafız Ömer Çalık geliyor. Hafız Ömer Çalık, evet, hoş hocam. Geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah, sağ ol. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Sizi de çok iyi gördük. Tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Ömer Çalık. Bursa'dan geliyorum. Şu anda üniversite alınıyorum hocam. Mezun dönemde. Dershaneye gidiyorum şu anda. İnşallah el hayata alınıyorum hocam. Geçen yıl mezun oldun, bu yıl hazırlanıyorsun. İki sene oldu. Ben bir... Ara verdim. Şu anda üniversite alınıyorum inşallah. Ne güzel. Nereye hedefliyorsun? Hocam İstanbul inşallah. İstanbul. Marmara veya İstanbul. Marmara veya İstanbul. Evet. Çok güzel. Hedef olur. İstanbul. Tutmak her zaman faydalıdır diyorsun. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım hocam. Emin misin? Eminim hocam. O halde zirahli alalım. Buyurun efendim. Hafız Ömer Çalık, Zümer Suresi 71 ila 75. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا
futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق قَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Ömer kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli misafir hocalarım, kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim, söz sizde. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerlendirme için sözü Osman Egin hocam size bırakalım. Mustafa Cihaz hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica kıymetli hocam. Kardeşim benim. Yine aramıza Bilecik'ten teşrif eden. Evet. Aslen Bilecikliymiş. Özellikle evet. Bilecik'i de zikretmek istiyorum. Askerlik yaptım ben orada. Öyle mi? Ne güzel. Evet. Kıymetli Ömer kardeşimize de çok teşekkür ederim bu güzel tilaveti için. Bir de Mustafa'cığım çok tatlı Ömer ya. Bir de maşallah. Ben böyle hayat hikayesine de baktım. Zaten hani derler ya, bazı insanlar iyilik için yaratılmış. Öyle bir havası var. Ayrıca tilaveti de öyle. Yani muhterem hocam, cehennemle dair bilgiler veren ayetleri ifade ederken böyle pes tondo gitti. Fark cennete ettim. Geldiğinde ya böyle insanlara bizim ihtiyacımız var ya. Maşallah. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de cehenneminden de bahsediyor, cennetinden de bahsediyor. Zaman zaman dostlarımız ya hocam niye korkutuyor Allah bizi falan, işte hocalar neden cehennemle korkutuyor? Halbuki onun bu surede ayeti var. Yani niye hocalar bizi korkutuyor derken Allah diyor ki hocam ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ Allah kullarını korkutur. Ya ibade fettekun. Sakınsınlar diye. Yani o oraya düşmesinler diye. Buradaki problem, asıl problemi biz yerine göndermede hata yapıyoruz. Mustafa Cihat hocam, aslında oradaki o cehennemi anlatırken bizim takındığımız tavırdır rahatsız eden. Onun için oraya çok dikkat etmek gerekiyor. O insanların bir takım yanlışlarını anlatırken cehennemliktir derken o kendimizi tatmin ediyor, kendi duygularımızı tatmin ediyorsak orada çok ciddi bir hata vardır. Allah muhafaza eylesin. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden falan bahsederken kendisi ağlar. Hatta bir rivayette şey diyor, yani sallallahu aleyhi ve sellem öyle ağladı ki bir mezarın başında gözyaşlarından toprak ıslandı diyor. Üzülüyor. Bu tavrı takınmamız gerekiyor. Ömer kardeşimde bu çok güzel var. Maşallah. Onun için çok teşekkür ediyorum. Razı olsun. Bu tatlı, bu güzel delikanlıyı bize lütfeden Cenab-ı Hakk'a da hamdü senalar ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorsunuz. Bestekar Halil Necimoğlu hocam. Çok teşekkür ederim değerli Rica dostum hocam. Mustafa Cihat. Kıymetli kardeşim Ömer, seni de muhabbetle kucaklıyorum. Ama şimdi kucaklamayayım. Herhalde biraz gripsin. Evet hocam, maalesef. Değil mi? Çok... Gribal bir durum evet. içinde bize icra sundunuz. Ama iyi niyetliydi. Değerli Osman Egin evet. hocamızın söylediği gibi iyi niyetli bir şeydi. İcraydı, tilavetti. Samimiydi yani, onu kastediyorum. Bir yer var ki aslında o sizde söz konusu, perde itibariyle söylüyorum. Ama oraya hastalığınız dolayısıyla gidemediniz. Evet. Durdurdunuz kendinizi. Onun dışında seyirde bir problem yoktu. Güzeldi. Ağzına sağlık, hoş geldin. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Sara hocam. Evet. Ömerciğim. Buyurun hocam. Henüz 19 yaşındasın. Evet. Ne güzel. Senin önünde yıllar 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 var. Biz de o yıllar 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 sonrasındayız. Böyle bir fark var aramızda. Değişelim mi? Ne güzel hafız oldun.
Dinledik. Kainat da seni dinledi, biz de dinledik. Elhamdülillah. Bu mübarek gün hürmetine sana bu yolculukta başarılar diliyorum. Eyvallah. Bütün arzularını yerine gelmesini niyaz ediyorum. İnşallah. Sağlık, afiyet diliyorum yavrum. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi Hafız Ömer Çalık için puan vaktidir. Ve ilk puan için de sözü Osman Ekin Hocam size bırakalım. Mustafa Cihaz Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Ben tekrar Ömer kardeşimi tebrik ediyorum. Bu güzel tilaveti için, bu güzel duruş için ben kendilerine... ...100 puan veriyorum. 100 tam puan. Harika. Mehmet Ali Sarı Hocam. Ömer evladımıza ben... 93 puan veriyorum. 93 puan. Halil Hocam. Değişelim mi dedi de... Tamam değişmeyin de hocam. Benim bir duam var sizinle ilgili. Diyorum ki ya Rabbi beni Mehmet Ali Sarı Hoca gibi yap. Ben böyle bir güzellik görmedim. Sen de öyle dua et. Evet hocam. Tamam mı? Yani sen de öyle dua et. Daha fazlasını, daha güzelini iste üstadım. Sizinki kadar versin kafi. 100. 100 tam bu. Ve böylelikle Hafız Ömer Çalık hocalarımdan toplamda 293 puan almış oldu. Kendilerini tebrik ediyor ve uğurluyoruz. Duyguyu beğendim. Seyir güzeldi. Hurufat bence çok güzeldi. Kur'an tilavetteki vav harflerini E sesiyle okuyacaksın, A sesiyle değil. Melekler gökte, yerdekiler için Allah'tan bağışlanma dilerler. Müthiş. Medd-i arızlara çok fazla name yüklüyorsun. Kritik bir soru vardır Kur'an'ın bize yönelttiği. Niyet ettim Allah rızası için sana. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Hafız Hamzacan Ülgü geliyor. Hamzacan Ülgü. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Sizi de çok iyi gördük. Tanıyabilir miyiz? Hamzacan Ülgü. Aslen Afyonluyum. Doğma büyüme Erzurumluyum. Erzurumlusun? Evet hocam. Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Hafızım 16 yaşındayım. Şahane. Alkışlıyoruz hafızımızı ya. Gurur duyuyoruz sizde Hamzacan. Annen de burada. Burada hocam evet. O daha çok gurur duyuyordur tabii bir anne olarak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Pınar Ülgü. Erzurumluyuz. Erzurum'da yaşıyoruz. Eşim Afyonlu. Oğlum da doğma büyüme Erzurumlu. Peki Hamzacan'ı nasıl tarif edersiniz? O nasıl biridir evde mesela? Vallahi evde çok fazla sakin, yani normal bir çocuk. Hiç yaramaz değil değil mi? Yok hiç yaramaz değil. Maşallah. Aksine çok fazla sakindi. Sakindi. Sakinliği ama resmen simasında. O kadar güzel duruyor ki sakince maşallah. Ama gerçekten Kur'an aşığı bir çocuk. Maşallah. Çünkü 2 yaşında ben... abisine Kur'an öğretirken, yani ağızdan sureleri öğretirken oğlum benim ağzımdan alarak ezberledi. Allah Allah maşallah. Ne güzel. Yani her eve böyle bir Hamzacan lazım. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Hayırlı bir aile versin size inşallah evlatlarınızla. Amin. Hazır mısın? Hazırım hocam. Alalım zirahleye buyurun. Hafız Hamzacan Ülgü Şura Suresi 49 ila 53. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
Sadakallahul azim. Hamzacan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Stüdyoda bulunan kıymetli misafirlerimiz, kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmeyi Halil Hocam sizden almak isteriz. Hay hay efendim, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli Hamzacan hafızımız, hafızsınız değil mi? Evet hocam. Biraz acele ettin yahu. Okurken hani çıkayım gideyim bir an önce bitsin tarzında, ama duygusu güzeldi. O dengeyi kurmak lazım yani. Ne çok koşacağız, ne kasacağız, böyle o sürat dengesini kurmak lazım. Duyguyu beğendim. Seyir güzeldi. Hurufat bence çok güzeldi. Ona karışmıyorum malum. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Eyvallah. Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cihat kardeşim. Rica ederim hocam. Hamzacan. Hamzacan, ben sana üç şey söylüyorum yavrum. Birisi, lamlara baskı yapma. Bismillah. Orada böyle bir şey yok. Bismillah. Lillahi dedin gene. Yani şeddeli lamları koru, yumuşak söyleyeceksin. Yumuşak akacak. İkincisi, Kur'an tilavetteki vav harflerini e sesiyle okuyacaksın, a sesiyle değil. Çünkü vav harfi hurufu müstefile, yani ince harflerdendir. A ile değil de e koyacaksın, ve. Üçüncüsü de, biraz ses bilgisi edin. Çok gençsin. 16 yaşındasın. O zaman önün çok açık olacak inşallah. Sesin çok kuvvetli, çok tatlı, canlı. Kaç yaşında hafız oldun? 12 yaşında hafızlık belgesi. Maşallah. Maşallah. Hıfzını da muhafaza et. Gözlerinden öpüyorum. Anneciğine, ailene selam ve sevgiler sunuyorum. Bütün dinleyenlerimize de, dahilde ve hariçte. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Osman Egin Hocam. Mustafa Cihat Hocam, teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Hamzacan kardeşim, hangi sureden okudun? Şura suresi. Şura suresinden okudu. Çok sık okunan bir yer ama Mehmet Ali Sarı Hocam, burada bir ayet-i kerime var. Tekâdü semâvâtu yetefattarne min fevkihinne vel melâiketu yusebbihûne bihamdi rabbihim ve yestegfirûne limen fil ard. Allah Allah. O gökteki melekler var ya üstadım. Onlar Rablerinin yüceliğini tesbih ederler. En de gelen devamı ayetin nasıl bir şey ya? Ve yestagfirune limen fil ard. Melekler gökte yerdekiler için Allah'tan bağışlanma dilerler. İstiğfar ederler. Müthiş. Ya hocam ya. İşte bu günleri çok iyi değerlendirmek lazım. Melekler bizim için gökte çalışıyor. Biz yerde hiçbir şey yapmıyoruz. Allah bizi affet. Gayret lazım Mustafa Hocam ya. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben kıymetli Hamzacan kardeşime. Annesine, babasına da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz size teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Evet. Hamzacanımız için puan vakti geldi. Hazırsak sizi puan noktasına alalım. Ve ilk puan içinde sözü Halil Necipoğlu Hocam size bırakalım. Hay hay, teşekkür ediyorum. İç sesini gördük, sesini hissettik, duyduk. 16 yaşındasın, henüz yolun başındasın. Gayet güzel. 26'nda kim bilir ne olacaksın. Hem icracı kimliğinle hem sesinin yapılanmasının artık bittiği, tam kıvamına erdiği dolayısıyla. Kıvamında bir puan. 100. 100 tam puan. Halil Hocam, bizi korkutuyorsunuz sonra... Bekliyoruz ki düşük bir şey söyleyecek galiba. Eyvallah. Harikasın. Yıldız var mıydı bunda? Yıldızı bir dahaki gelişinde, bir dahaki inşallah. Peki. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Evet, Hamzacan evladımız. Çok güzel. Çok güzel olacak. Önü açık. Ve iyi bir ailede, güzel bir ailede. Annesi
lüzumundan fazla sakin dedi. Ben öyle dinledim. Evet, evet doğru. Bendeniz de lüzumundan fazla yaramazdım. Hareketliydiniz yani. Ama hafızlık onu ayarlıyor. Evet, evet. Hoca huzuru, cami, okuyuş, mahfel, minber onu ayarlıyor. Ben evladımıza 96 puan veriyorum. 96 puan. Osman Egin Hocam. Mustafa Cihat Hocam. Ben... Cömertliğinizle bilirsiniz. Ben güzele güzel derim. Güzel benim olmasa da. Çok güzel. 100. 100 tam puan. Harika. Efendim böylelikle Hafız Hamzacan Ülgü hocalarımdan toplamda 296 puan almış oldu. Kendilerini tebrik ediyor ve uğurluyoruz. Evladımızdan güzel bir aşı-ı şerif dinledik. Çok güzel. Ne yapıp edin Müslüman ölüm. Ya Rabbi kelime-i şehadetsiz ölmekten koru bizleri diyoruz. Biraz sadeliğe kaçarsan çok güzel olacak ya. Ben Resul'e doyamadım yaralayan, yaralayan, yaralayan vay. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Hafız Muhammed John geliyor. Hafız Muhammed John. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun hocam. Sizler iyisiniz inşallah. Allah iddia versin. Bizler de iyiyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Muhammed John, Ordu Ünye İkizceliyim. İstanbul Kasımpaşa Gedikapı Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Ne güzel maşallah. Elhamdülillah. Eşiniz de hafızmış. Elhamdülillah hocam. Büyük bir nimet değil mi hocam? Çok. Evde iki hafız var. Ve birbirinizi takip ediyorsunuzdur muhtemelen tekrarlarda. Evet hocam. Hani öyle mi? Düğünde bizim nikahımızı kıyan dayımız bize bir görev verdi. Ömrünüz boyunca hatim olarak devam edeceksiniz. Hem onun sözü yere düşmedi hem de biz sağlıcakla tutmaya çalışıyoruz. Ne güzel maşallah. O dayınız buradaki dayınız bu mı? Bu değil bir büyüğü hocam. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Ali Elmacı. İstanbul Şişli'de ben de İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Maşallah. Muhammed, hafız, şükrediyoruz. Eşi de yeğenimiz oluyor yine. İki hafızı evlendirdik. Büyük abim, biz de 4 tane İmam Hatip olarak görev yapan kardeşiz. Büyük abim dedi ki, sizleri evlendiriyoruz ama her ay birbirinizi takip edeceksiniz, bu hafızlık unutulmayacak. Öyle de devam ediyorlar inşallah. Ne güzel. Muhammed de tam bir Kur'an aşığı. Onu da seviyoruz. Maşallah. Kaç yıllık evlisiniz? 3 oldu hocam. 3 yıl. Bir de evladınız var. Elhamdülillah. Şimdi anne hocam. Hafız, baba hafız, evlat da hafız olur inşallah. İnşallah değil mi? Hocam. İnşallah. İnşallah. Ümidimiz o yönde inşallah. Şahanesiniz. Peki hazır mısınız? Hazırım hocam. Alalım sirahliye buyurun. Hafız Muhammed John, Âl-i İmrân suresi 102 ila 108. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatih. قَتْقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن من يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات عَذَابٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim, söz sizde. Teşekkür ediyoruz ve ilk değerlendirme için sözü Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam size bırakalım. Teşekkür ediyorum Sabahat kardeşim. Muhammed Çon evladımızdan güzel bir aşı-ı şerif dinledik. Çok güzel. Çok güzel manalar yüklü bir aşı-ı şerif. Güzel bir ses, kuvvetli. Genç kardeşimiz. Bir iki şey söyleyeceğim. Lütfen. Medde arızlara çok fazla name yüklüyorsun. Yani katlayarak yüklüyorsun. Biraz daha sadeliğe kaçmak lazım Muhammed. Peki hocam. Bir de gunneleri çok tutuyorsun. Tabii gunnelerde name yapıyorsun. Oralara name sığdırırken o namenin zorladığı, kendini şekillendirmek için zorluyor. O da uzuyor. Meddi tabiler de öyle. Biraz sadeliğe kaçarsan çok güzel olacak ya. Peki. Biraz sadeliğe kaç. Yani çok Kur'an-ı Kerim'e çok name yüklemek, çok güzel okumak değildir. Sadelik ihtişamdır. Güzelliktir. Eyvallah. Her yerde sadelik. Evet, ben seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Osman Engin Hocam. Mustafa Cihat Hocam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve Muhammed kardeşime de bu güzel tilaveti sebebiyle teşekkür ediyorum. Kendisini yetiştiren hocalarına, annesine, babasına müteşekkiriz. Allah kendilerinden razı olsun. Hı. Üstadım, hayatta, yaşamda hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bununla alakalı planlamalar yapıyoruz. Evet. Kariyer planlamalarımız oluyor. Yani ister ticarette uğraşın, ister tedrisatta uğraşın, ister ziraatta uğraşın, ister siyasetle uğraşın. Bir şekilde kariyer planlamaları yapıyoruz. Stratejilerimiz oluyor. Bütün bunları yapar insanlar. Herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Ancak bunları yaparken hocamın o girdiği yer, ya eyyühellezine aminuttekullaha hakka tukatihi ayetinden mülhem konuşuyorum. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İnşallah. Kritik bir soru vardır Kur'an'ın bize yönelttiği. Neyin peşindesin, neyin peşindeyim? Bütün bu planlamaları yaparken bize bir çatı kariyer sunar, teklif eder Kur'an-ı Kerim.
bütün planlamalar yapabilirsiniz ama şunu, şu üst kariyer planlamasını asla unutmayın. Ne yapıp edin, Müslüman ölün. Evet. Onun için bizim yaptığımız stratejiler, o stratejilerin derinliği ya da sığlığı bu soruya vereceğimiz cevapta saklıdır, gizlidir. Cenab-ı Hak bu üst kariyer planlamasını hiçbir zaman aklından çıkarmadan kariyer planlamaları yapan ahlaklı, güzel müminlerden eylesin bizi inşallah. Amin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Harikasınız. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapıp edin, Müslüman ölün. Ya Rabbi, kelime-i şehadetsiz ölmekten koru bizleri diyoruz. Amin. Amin. Ve o hesap gününde müjdeler ver ya Rabbi diyoruz. Sizi de hürmetle selamlıyoruz. Nasılsınız? Hamdolsun hocam. Sizler iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok etkilenmişsiniz. Okuduğunuz yeri başkası da okumuş olabilir diye hissettim. Ne dersiniz? Yani o nameleri başka yerlerden de duymuş olabilirsiniz. Özgün size ait nameler mi? Dinleme ve çalışma. Dinleme değil mi? Hocam. Tabii. Evet. Güzel bir şey. Dinlemek ben hep tavsiye ederim. Değerli Mustafa Cihat da bilir. Fakat mesela diyelim ki bir Hicaz, bütün olarak Hicaz tilavet edebilme yeteneğine sahipsiniz değil mi Saygıdeğer Hocam? O muhrik, o muazzam güzellikteki sesinizi bir de bütün olarak Hicaz ya da Rast ya da Nihavend, Hicazkar yapabilirsiniz değil mi Saygıdeğer Hocam? Bu evet. Yolculuk bize bunları yapmayı da icap ettirir. Değil mi Saygıdeğer? Evet. Kıymetli Muhammed Hocam. Adı gibi kendi de güzel dostum. İyi ki varsınız. Şeref verdiniz gönlümüze. Huzur verdiniz. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Hafız Muhammed John için puan vaktidir. Buyurun efendim. Ve ilk puan içinde sözü Osman Agün Hocam, size bırakalım. Tekrar teşekkür ediyorum Mustafa Cihat kardeşim, kıymetli Cihat dostum. Bu güzel tilaveti sebebiyle ben Muhammed kardeşime ...100 puan veriyorum. 100 tam puan. Harika. Mehmet Ali Sarı Hocam. Ben Muhammed John kardeşimiz için 98 puan yazdım. 98 puan. Harika. Ve Halil Necipoğlu Hocam. Evet. Niyet ettim Allah rızası için sana puan. Bir şerh koyarak. Bir daha karşılaşırsak kıymetli dostum, değerli meslektaşım, az evvel arz ettiğim hususlarda dikkatinizi istirham ile talip olarak niyetimi açıklıyorum. Buyur. 100. 100 tam puan. Efendim böylelikle hocalarım Hafız Muhammed John'a 298 puan vermiş oldular. Kendilerini tebrik ediyor ve uğurluyoruz. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Sensizlik bir kuyuymuş. Onu aşamamışım. Evet. Allah Allah. Bu ne mükafat üstadım? Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. Osman Egin üstadın peşine takılıyorum. Harika. Seyirde bir problem yoktu. Tarzınız itibarıyla da başarılı bir tarzdı. Güzel bir tilavet. Hazin. Gönüllerimize geldi. Hanelerimize girdi. İyi ki Türkiye'de yaşıyor. İyi ki var. Ve gerçekten Rabbimin yarattığına değen bir delikanlı olmuş. Bütün hayatı öyle geçsin inşallah. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Bedrettin Halvani geliyor.
Bedrettin Halvani, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyi, seni de çok iyi gördük. Tanıyabilir miyiz? Hocam adım Bedrettin Halvani, Suriyeliyim, Halepliyim. Kahramanmaraş'tan katılıyorum. Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden son sınıf öğrenciyim. Maşallah, ne güzel. Bedrettin'imiz Suriyeli. Kaç yıldır Türkiye'desin? Hocam 8-9 yıldır Türkiye'deyiz. Yani maşallah, Türkçesi maşallah, çok iyi hocam, çok öyle güzel, değil mi? Çok. Maşallah var. Türkçesi de güzel, kendisi de çok güzel. Kendisi de çok güzel. Maşallah. Hocam, Allah'a sizinle nasılsınız? Hoş kaç kardeşsiniz? Sağlar getirdim. Hocam 8 kardeşiz. Ne güzel, abiniz de gelmişsiniz bugün, evet, buraya. Evet hocam, elhamdülillah. Siz en küçük müsünüz? Benden 2 küçük kardeşim var. Maşallah, abinizden büyük var mı kardeş? Var. Ne güzel. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Halvani, 23 yaşındayım. Kahramanmaraş Lütfi İmam Üniversitesi'nin öğrenciyim, ikinci çok, sınıftayım. Hangi bölümdesiniz? İnşaat mühendisliği. Çok güzel. Babanız da mühendismiş galiba. Babamız da, evet, inşaat mühendisliği. Ondan mı etkilendiniz? Evet. Çok güzel. Çok güzel. İkinci sınıftayım şu anda. Çok üniversitenin güzel. İkinci sınıf. Peki kardeşinizi bizim daha iyi tanımamız için onun belirgin özelliklerinden birini söyler misiniz? Nasıl biridir mesela normal hayatında, evde? Yani kendisi 11 yaşından beri sesi güzel olduğu için yani camilerde ezan okumaya başladı. Bir de defle çalıp ilahi söylüyor. Evet, güzel ilahi söylüyormuş. Evet. Hocam alalım mı bir ilahi? Halil hocam. Hay hay. Çok isabet olmuş. Hay hay. Eyvallah. Siz söyleyeceklerinizi alalım, ondan sonra söyleyin. Bir de kendisi okulunda da çalışkan biri yani hocalar da onu seviyor. Kur'an okumasında sesi güzel olduğu için geliştirmeye başladı yani. Eyvallah. O zaman biz Bedrettin için şöyle genel kapsamlı çok gayretlidir diyebilir miyiz özellik olarak? Aynen. Harika. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyoruz katılımınız için de. Bedrettin, bize kısaca bir ilahi söyler misin? Hem senin heyecanın geçmiş olur diye düşünüyoruz. Hem bizim kulaklarımızın pası silinir. Bu deyimi biliyor musun? Evet hocam, inşallah. Çok güzel. O halde alalım senden bir ilahi. Hadi bakalım. Medine'ye varamadan gül kokusun alamadan. Allah Allah. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e şahanesin, harikasın. Bedrettin, kalbimizi kazandın. Eyvallah hocam. Ama anneciğim şu anda izliyordur, onun kalbini daha çok kazandın. Bu ilahi o kadar çok sever ki. Maşallah. Bedrettin de eyvallah, şahane, ciğerden okuduğu tabiri tam yeridir. Çok teşekkür ediyorum eyvallah sana. Eyvallah hocam. Hazır mısın? Hazırım hocam, inşallah. Alalım sirahleye, buyurun. Eyvallah hocam. Bedrettin Halvani, Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا
الحسنى أولئك أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم Bedrettin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, bu akşamın son puanını sizlerden istirham ediyoruz. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyoruz ve son değerlendirmelerin ilki Halil Hocam,
Sizinle başlayalım. Hay hay, pekala. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Şimdi okuduğu ilahiyi Zat-ı Şerifinizin pek kıymetli validesi çok beğenirmiş. Evet, evet, çok sever. Buradan ben de muhterem ellerinden öperek eyvallah, kalan kısmını lütfen ya, okumak isterim. Lütfen. Evvela sonra Bedrettin hafızımıza. Bak, hafız diyorum, dikkat edin. İnşallah hocam. Olan yorumumu yapacağım. Lütfen. Kâbe'nin örtüsü kara açtın yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare yaralıyam, yara. Harika. Başta yani, muhterem valideniz olmak üzere bu sesten, yani benim sesimden değil, bu namelerden kim mutlu oluyorsa hepsine saygılar, hürmetlerimi arz ediyorum. Heyecanlandınız kıymetli dostum. Kastınız. Dolayısıyla icra esnasında biraz böyle sesinizi... Tam bize yorumunuzu, tam bize, bana. Değerli büyüklerim ne buyururlar bilemedim. Seyirde bir problem yoktu. Tarzınız itibarıyla da başarılı bir tarzdı. Allah yolunuzu, yönünüzü, gönlünüzü daima açık eylesin. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Sara hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Güzel bir tilavet, hazin. Evet. Gönüllerimize geldi, hanelerimize girdi. Kainatı yer yer dolaştı. Allah selamet versin. Ben aileye mutluluklar diliyorum. Bedrettin'in gözlerinden öpüyorum, evet, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve son değerlendirme Osman'a girelim. Evet, Mustafa Cihat hocam. Bedrettin yavrumuzun soyadı Halvani olunca yaptığı her şey halva oluyor. Helva gibi oluyor. Ya, yani güzel. Tilavet halva, duruşu halva, ses aynı şekilde. Her şey böyle, her yaptığı şey leziz, tatlı, enfes oluyor. Yani ne kadar güzel böyle bir delikanlıyla, böyle bir genç bir delikanlıyla böyle karşılıklı birbirine bakmak. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun inşallah. Enbiya suresinden tilavet değil mi üstadım? Evet hocam. Enbiya suresinden. Enbiya suresinde hocam 17 peygamberden bahsediliyor. Onların kıssalarından. Enbiya. Evet. Peygamberlerin efendim Rabbine karşı tutumları, tavırları, insanlara karşı ortaya koymuş oldukları tutumlar, tavırlar. Fevkalade efendim onları güzelliğe davet eden, onlardan sizden hiçbir şey istemiyoruz. Hele Şuara suresinde hocam 7 kere geçiyor. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hiçbir beklentimiz yok sizden. Ama onlar üstadım beklentilerini alıyorlar. Her aşrın sonunda camilerimizde okurken Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ya. Ve Selamun Alel Mürselin. Ne güzel bir adettir hocam. Ve Selamun Alel Mürselin. Evet. Allah Allah. Bu ne mükafat üstadım. Evet hocam. Ve... İşte o günkü çalışmaların, gayretlerin. Evet, evet. Bu her namaz vaktinde tecelli eden, evet, tesbihattaki sonucudur, evet, güzelliğidir tabii hocam. Çok teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için. Veselamün alel mürselin. Onun için akşamı kapatıyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemi de böyle efendim ifade eden bir Erdem Bayazıt şiiriyle kapatsak bir sakıncası var mı? Lütfen. Allah. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden.
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Ya Rabbi hayırlı ölümler lütfeyle ihsan eyle diye dua ediyorum. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Bedrettin'imiz için puan vaktidir. Sizi puan noktasına alalım efendim. Ve son puanlamanın ilki için sözü Osman Ekin hocam size bırakalım. Evet, Mustafa Cihat hocam, Bedrettin yavrumuzu kalbimize, gönlümüze, göğsümüze basıyoruz. İyi ki Türkiye'de yaşıyor. İyi ki var ve gerçekten Rabbimin yarattığına değen bir delikanlı olmuş. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili yavrumuza ben tabii ki 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Harika. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Osman Ekin üstadın peşine takılıyorum. Harika. 100 tam puan. Ve Halil hocam. Evet. Güzelliğin peşine takılır mısınız? İsterdim. Yani çok gönlümü açtım. Şüphesiz doydum. Fakat değerli Bedrettin kardeşime 96 takdir et. 96 puan. Efendim böylelikle Bedrettin kardeşimiz hocalarımdan toplamda 296 puan almış oldu. Kendilerini tebrik ediyor ve uğurluyoruz. Evet kıymetli Kur'an dostları, şahit olduğunuz ve şahit olduğumuz üzere yine şahane bir ziyafet oldu. Elhamdülillah, binlerce şükürle. Tabii ki buna vesile olan çok kıymetli buradaki bülbüllerimizin ardında her zaman destek olan aileleri ve tabii ki onların yetişmesinde çok büyük emekler olan hocaları var. Onları ve bugün akşam burada tilavet eden bülbüllerimizi yürekten bir kez daha alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel Ramazan akşamını daha da güzelleştirdiler. Şu anlar, şu saatler malum. Gün birincisinin belli olduğu anlar. Hocalarımın vermiş olduğu puanları şimdi öğrenecek ve hocalarımın vermiş olduğu puanları ekleyerek sıralama ortaya çıkacak ve bugünün birincisi hafta finali yolcusu olacak inşallah. Hafta finalinde de kendisini bir kez daha dinleyeceğiz. Bugün akşam stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız vermiş olduğu puanlarla iki bülbülümüzü eşitledi. Bu akşam iki bülbülümüz ikinci oldu hocam. İki tane ikincimiz var ve artık onları sizlere duyurma vaktidir diyorum. Ve bu akşam stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 90 puan takdir etmişler. Hocalarımın puanıyla birlikte toplam 383 puan alarak bu akşamın üçüncüsü oldular. Alkışlarınız Ömer Çalık için. Tebrik ediyoruz. Bu akşam stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 93 puan takdir etmişler. Hocalarımın puanları ile birlikte toplam 389 puan alarak iki ikinciden biri oluyor kendileri. Alkışlarınız Hamzacan Ülgü için. Tebrik ediyoruz. Ve bir diğer ikincimiz, stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 93 puan takdir etmişler. Hocalarımın puanıyla birlikte yine 389 puan alarak bu akşamın bir diğer ikincisi oldu kendileri. Alkışlarınız Bedrettin Halvani için. Tebrik ediyoruz. Ve efendim bu akşam
stüdyoda bulunan misafir hocalarımız kendilerine 93 puan takdir etmişler. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 391 puan alarak bu akşamın birincisi hafta finalinin de yolcusu oluyor. Alkışlarınız Muhammed John için. Tebrik ediyoruz. Evet kıymetli Kur'an dostları, böylelikle bu akşamın da birincisi belli olmuş oldu. Hafta finalinde inşallah söylediğimiz gibi bir kez daha dinleyeceğiz. Efendim yarın yine aynı saatlerde burada olmayı diliyor ve istiyoruz. O ana dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Thank you.